Canan Kaptancıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Birazcık yorgun ve uykusuz olmayı saymazsak iyiyiz, gayet Peki, iyiyiz. Peki, oyunuzu kullandınız. Şimdi kullandım ben de. Peki, ne kadar sürdü oyunuzu kullanmanız? Şöyle, ben açıkçası beklerken içeride neden bu kadar zaman geçiriliyor diye düşünüyordum. Ama ben de arkadaşlara sordum, 11 dakika sürmüş. Peki, Necdet Bey'le... İsmet Bey, genel başkanın ne kadar kaldığını zaman olarak tuttu? Hattı, 7 dakika. Mu? Valla. Tabii 7 dakika. Ya İsmet abi, büyük gazetecisin. Büyük gazetecisin. Ben Allah tüh dedim, ben kaçırdım dedim. Ben de onu hesaplayacaktım. Bir de konuk ayarlıyordum. Peki 7 dakika sürdü. Evet, genel başkan 7 dakika. Kısa bir süre. Değil mi? Aa, kutlamak evet. Lazım 7 dakikada. Tabii Canan Başkan 11 dakika. Yani 4 dakika derken. Canan Hanım, Necdet Saraç anahtar listede yer alıyor kendisi. Evet. Gazeteci ama işte parti mensubiyetine aday. Ne yaptınız onunla ilgili, bir tercihte bulundunuz mu, bulunmadınız mı? Başkanı tarafsızdır ama gülümsememden sanıyorum Necdet Bey hisseder. Peki. Canan Hanım, şimdi bir kurultayın adı bir defa iktidar kurultayı. Hoş İkincisi misin? Konuşma. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, bakın bambaşka bir vizyon açıldı ortaya. Ya daha birinci yüzyıl bitmedi ve hala Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı söz konusu. İkinci yüzyıl diyerek müthiş proaktif bir gündem oluştu sanki, ama bunun ne kadar ayaklarının yere bastı, basmayacağına ilişkin bütün yurttaşlarımızın kafasında şu var. Bu dostlar kimler olacak? Bu dostlarla bu yürüyüş sonuç verebilecek mi? Kesinlikle diyerek başlayayım. Ne yazık ki birinci yüzyılı bitirmeye yaklaşırken memleket olarak, hatta dünya olarak, bu pandemi döneminde içine katarak söylüyorum elbette, çok zorlu süreçlerden ve geçmişe dönük kazanımlarımızın da birçoğunun geriye gittiği dönemlerden geçerken, birinci yüzyıl bitmeden artık ikinci yüzyılı tasarlamak, hayal etmek, ikinci yüzyılda bu süreci nasıl atlatabileceğimize dair bir vizyon sunma zorunluluğu vardı. Genel Başkanımız da açıkçası 37. olağan kurultayımızda hakikaten yaptığı konuşmayla, bu ikinci yüzyıl beyannamesinde belirlediği maddelerle bütün toplumun, hatta sadece toplumun değil, evrenin, insanlığın bir arada olması gerektiği gibi ve ikinci yüzyıla yaraşır bir şekilde açlık, işsizlik, işte ayrıştırma, eğitim problemi gibi şu anda vatandaşın hakikaten adaletsizlik elbette bir de problemlerini aşabilmenin ve nasıl aşabileceğimizin bir ne diyelim yol haritasıydı. Kesinlikle olabilir. Olmasının ana koşullarından birisi bir kere neyi planladığınızı bilmek, hangi ilkelerle planladığınızı bilmek, toplumun ihtiyaçlarına göre bir plan yapmak, ama en az bunlar kadar önemlisi Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günden itibaren hiç değişmeyen, sürekli izinden gittiğimiz belirli ilkeler ışığında bunu geliştirerek yürütmek ve bunu hakikaten sahici, samimi ve inanmış bir şekilde yapmayı ve çalışmayı, çalışmaya kararlıysanız gerçekleşmemesi mümkün değil ve emin olun gerçekleşecek. Peki bunu yaparken, yani dostlarla iktidar yürüyüşünü gerçekleştirirken dün İlhan Kesici'nin konuşması vardı, Aytu Atıcı'nın konuşması Cihaner vardı. Cihaner. Özür dilerim ya, ben yaşlanıyor muyum ne oluyorum? Geçen gün de İsmet Demirdöğen'e İsmet Özel dedim. Nereden aklıma geldi? Şimdi dönemine özel bir insan olduğumu kastettim. Efendim artık 50'yi aştık, 50'yi aştık. Sayın seyirciler kusura bakmayın. Bu, onların konuşmaları oldu. 50 yaşta ne var bu arada, rica ederim. Yani. Ben kendi açımdan söyledim sadece. Evet. Şimdi partinin kimliğini koruyabilmesi, sahip çıkabilmesi, o dedik ki işte Cumhuriyet'e daha fazla sahip çıkabilmeliyiz, laikliğe daha fazla sahip çıkabilmeliyiz. Bu konuda eleştiriler sizin de kulağınıza geliyor. Ne diyorsunuz Canan Hanım? Şöyle, şimdi bu eleştirilere geçmeden önce bir tespit yapmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, kurucu ilkeleri, partimizin programı ve yüzyıllar boyunca hangi şekilde ve hangi ilkelerle mücadele verdiği aşikar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ilkelerinden sapması mümkün değil. Ama başka bir şey daha var. Bana sorarsanız ben eleştirilerinin gelme sebebini birazcık buraya bağlıyorum. Şimdi özellikle son yıllarda gittikçe daha çok artan şekilde bu toplumdaki ayrıştırma politikaları, kutuplaştırma politikaları, bu toplumun, vatandaşın gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine işte bir takım ortak değerlerimiz, ortak kimliklerimiz üzerinden siyaset yapma ve insanlar hakikaten
fikirsel olarak, zihinsel olarak, şekilsel olarak kategorize etme alışkanlığının böyle tüm topluma sirayet etmiş olması nedeniyle bizler toplumun gerçek sorunlarıyla ilgilenmeyelim diye işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte laiklikle ilgili ya da bir takım şeylerle ilgili kimi zaman uzaklaştığı vesaire gibi şeyler ifade ediliyor. Halbuki tam tersi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili olmak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne mücadele etmek Cumhuriyet'in ilkelerini, partimizin Altok devrimini ve ilkelerini benimsemek demektir. Ama bunları benimsemek demek vatandaşın gerçek sorunlarıyla kimseyi ayrıştırmadan ilgilenirken sadece onları cümle içinde kullanmak değil, bunun gerekliliklerini yerine getirmektir diye düşünüyorum. O anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakikaten özellikle genel başkanımızla birlikte ben bu sürecin daha da gelişerek ileriye taşındığını düşünüyorum. İlkelerinden asla sapmadan ama toplumun her kesimini kucaklayan ve toplumun her kesimiyle ortaklaşan, böyle olunca da ayrışmanın ortadan kalktığı, toplumsal barış halinin ortaya çıkacağı bir süreç yürütülüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum. Peki, siz gelmeden hemen önce Sevgi Kılıç'ı konuşuyorduk. Nihayetinde Sevgi Kılıç bir CHP'li. Ama ister istemez başörtülü bir parti meclisi adayı olarak belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bu anlamıyla da dikkat çekiyor. Ama kendi ifadesiyle ben CHP'liyim diyor. Ben Beykoz İlçe Teşkilatı'nda çalışan bir kişiyim diyor. Ve beni insanlar CHP için sokakta çalışırken gördüklerinde seviniyorlar. Bundan memnuniyet duyuyorlar. Ne diyorsunuz? Şimdi ne yazık ki toplumu o kadar çok insanları ayrıştırdık, kadınları da şekilsel olarak ve bugünün egemen siyasi anlayışının aslında bütün topluma dayatmasının bir sonucu. Şimdi üzülerek ifade etmek lazım, Sevgi Kılıç hakikaten bizim partimizde çok çalışkan, işinde başarılı, ilçesinde hakikaten üretken bir arkadaşımız, hukukçu da bir arkadaşımız. Ama Sevgi Kılıç'ı bu toplumun bize dayattıkları, bugünün egemen ideolojisini dayattıkları nedeniyle hepimiz başörtülü diye tanımlamak durumunda kalıyoruz. Ve bu aslında baktığınızda bütün başörtülü arkadaşlarımıza haksızlık. Yani diğer bütün özelliklerini bir kenara bırakıyorsunuz ve onu başörtülü olarak ifade ettiğimizde bunu üzülüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başörtülü arkadaşlarımızda, farklı giyinen arkadaşlarımızda, yani o kadar çok farklı kadınlar açısından söylüyorum, bir portföy varken toplum ne yazık ki neye alıştırılmış? Cumhuriyet Halk Partisi tırnak içinde işte inançsız diyelim, onların ifade ettiği gibi ifade etmeyi ayıp sayarak ya da birilerinin ifade ettiği gibi işte belirli kategorik şeylere şekillenmiş. Halbuki öyle değil. Ama sorun nerede? Sorunu birazcık da ben kendimizi arıyorum. Biz vatandaşa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu anlatmamışız ya da anlatamamışız. Bu arada ben kolonya ikram etmedim size, kusura bakmayın efendim. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni, o bizlerin ulaşamadığı vatandaşlara birileri, bugünün egemen anlayışı ve ideolojisi kendi işine geldiği gibi anlatmış. Bu toplumsal belleğimiz, tarihsel belleğimiz ne yazık ki çok da sürdürülebilir ve zaman içinde hatırlanabilir olmadığı için onların oluşturduğu yanlış hafızalar üzerinden toplumda bir takım yerleşik imajlar oluşmuş. Ama bu hakikaten kırılıyor. Şimdi bana söylüyorlar işte başörtülü parti meclis üyesi. Ben artık bunu garipsiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne hani başörtülü ya, var mı diye. Garipsiyorum derken hemen tamamlayın da yanlış anlaşılmasın. Şöyle garipsiyorum derken. Soruyu garipsiyorsunuz. Doğru, izleyicilerimize açıklama yapalım o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sürü başörtülü arkadaşımız da var. Açık arkadaşımız da var. İşte sarı saçlı arkadaşımız da var. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla bu bizim için olağanken. Mesela şu anda işte ekranlarda bunu konuşuyoruz. Vatandaşa bunu umarız daha yoğun hissederiz. Ceketiniz de çok şık bu arada. Renk falan yani. Özellikle biz bu takım elbiseli beyefendiler yanında adeta renk burada. Hadi aday anladık diyeceğim. Sizde de bir adaylık mı var yoksa? Yok efendim. Şimdi Canan Hanım, siz son yerel seçim başarısında İstanbul ayağında çok önemli bir isimdiniz. Teşkilat anlamında vesaire. Şimdi bu madem dostlarla bir iktidara yürüyüş olacak, o zaman ilk seçim ne zaman? Erken seçim var mı? Bekliyor musunuz? Kimileri bekliyor çünkü sonbaharda ya da ilkbaharda. Ve o seçime ilişkin zaman zaman şu yorumlar yapılıyor. Yahu bu Adalet ve Kalkınma Partisi artık zaten kaybedeceği bir seçime girmez.
mutlaka ya kazanacağı şekilde düzenler ya da girmez. O yerel seçim sonrası olduğu gibi yine bir takım numaralar dönebilir, bir takım iddialar gündeme gelebilir. Vay efendim, hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu denilebilir. Ama buna karşı da eğer işte siz yine o süreçte devrede olacaksınız, olacaksanız tecrübe var ortada. Bir tecrübeden geçmiş olarak, birisi olarak. Ne diyorsunuz bu iddialara? Vallahi hep bunlar söyleniyordu ama ne oldu? Ne yapar eder, kazanırlar diyorlardı. Hiç de öyle olmadığını hep birlikte gördük. Burada hepimizin elbette bir kişisel tecrübeleri var. Ama özellikle 31 Mart ve sonrasında 23 Haziran'a gidilen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, diğer siyasi parti örgütlerinin, toplumdaki STK'ların, demokratik kitle örgütlerinin, toplumun her kesiminin aslında yaşadığı, öğrendiği, deneyimlediği ve bir sonraki süreçlere taşıyacağı ciddi kazanımlar ve öğrenimler var. Yani bunu bir kişisel öğrenimden ziyade hani toplumsal bir öğrenim ve deneyim olarak görüyorum. Ve bu deneyimin sürdürülebilir kılınması ve geliştirilerek sürdürülebilir kılınmasını da çok kıymetli buluyorum. Biz aslında parti içinde de toplumsal olarak artık örgütlenmeyi öğreniyoruz. Ve benim değil elbette, yani hepimizin inandığını düşündüğüm bir şey var ki hakikaten örgütlü mücadele ve örgütlü mücadeleyi inanarak yaptığınız değer ve nasıl yapmanız gerektiğini bilerek ve elbette çalışarak yaptığınızda sonuç almaması mümkün değil. Dolayısıyla bu seçimlerle ilgili şunu ifade edeyim. 31 Mart öncesinde özellikle toplumda hep işte biz siz oy vereceğiz ama kazanamayacaksınız. İşte siz işte çalışsanız da bir manası yok dedi. Yani yine bir şeyler olacak istenilen sonuç alınacak. Olacaktı da az daha. Yani atı alan az daha Üsküdar'ı geçecekti. Ama toplumda İstanbul seçimleri kazanılarak, yani İstanbul yeniden halka verilerek aslında çok daha büyük bir şey oldu. Herkes sandıkla demokrasinin gelebileceğini 23 Haziran'a giden süreçte daha belirgin olmak üzere gördü. Bence toplumun demokrasiye ve sandığa olan inancını ve bu şekilde sonuç alınabileceğini, bir tek adamın bu şekilde yenilebileceğini göstermesi açısından inanılmaz kıymetli. Bu deneyimlerimizi elbette geleceğe aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Peki o seçim geride kaldı. Siz artık olası seçim güvenliğiyle ilgili, seçim öncesi teşkilatlanmayla ilgili bütün onlara ara mı verdiniz? Yoksa hala sürekli asla zihniniz ona çalışıyor mu? Şöyle, sürekli zihnim çalışıyor, sürekli örgüt de çalışıyor. Benim zihnim çalıştıkça Cumhuriyet Halk Partisi örgütü eksik olmasın. Her yeter canım, bu kadar da zihninizi çalıştırmayın. Mahvolduk demiyorlar inşallah. Kimi zaman şikayet etmiyorlar değil ama yok, onlar hep keyifli şikayetler. Siz çok mu teşkilatçı bir kadınsınız? Şimdi kendime çok teşkilatçıyım demeyi ayıp sayarım ama ben bir işte başarılı olunması için bir kere planlama yapılması, planlamadan sonra stratejik bir şekilde o planlamayı hayata geçirmek için çalışılması gerektiğine inanırım. Ve metodik çalışmaya çalışan biriyim. Bu örgütlenmeden, örgütlülük olmadan hiçbir başarıyı ya da bir tek kişinin, bir tek anlayışın bir başarısını sürekli kılınamayacağını düşündüğüm için örgütlülüğü çok kıymetli buluyorum. Bakın zaman zaman söylerim, 100. yılına yaklaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bu aslında kolay anlatılır ve hissedilir ve dünyanın birçok yerinde olası bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan, baktığınızda elbette çok önemli yapı taşları var, ilkeleri var, değerleri var. Ama bu kadar sürekli kılan ve yüzyıllarca sürekli kılacak olan şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri ve örgütlü yapısıdır. O yüzden ben örgütlülüğü oldukça önemsiyorum. Peki Canan'ın Kürt sorunu hakkında ne diyorsunuz? Kürt sorunu hakkında aslında o kadar çok şey söylenebilir ki ama böylesi bir gündemde, böylesi bir programda, böylesi bir zihinsel yoğunlukta birkaç cümleyle açıklanır bir durum değildir. Ama şunu ifade edeyim, bu topraklarda yaşarken özellikle uzunca bir süredir yaşadığımız demokrasi sorunumuz gittikçe artan bir şekilde, çok yoğun şekilde var. Toplumsal barış sorunumuz ne yazık ki gittikçe artan bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ve Kürt sorununun da, ki Kürt sorunu demek bile bakıldığında hepimiz o şekilde ifade ediyoruz ama bir sorun olarak karşımızda, şunu ifade edeyim. Eğer bir ülkede hukukun üstünlüğünü işte yeniden sağlayıp adaleti sağladığınızda toplumsal barışı ortaya çıkaracak anlayış, mekanizmalar ve hukukun üstünlüğüyle taçlandırılmış bir toplum yapısı inşa ettiğinizde ve bunun üzerinde geçmişten bugüne kadar hakikaten hakikatle ve bu sorunu, Kürt sorunu var diyerek
kendi hegemonyanızı ya da kendi iktidarınızı devam ettirmek için işinize geldiği zaman işinize geldiği şekilde ele almak yerine hakikaten birbirimizin gözlerinin içine bakarak ki ben bunu çok kıymetli buluyorum. Zihnimizdeki kimliklerin karşı karşıya gelme duygusundan koparak ve şunu hissederek Kürt vatandaşın da asgari ücretle aç kaldığını, Türk vatandaşın da aç kaldığını, açlığın, eğitimsizliğin, yokluğun, yoksulluğun, kimlik, herhangi bir inanç tanımadığını hissettiğimizde ama hissetmekle kalmayıp siyasi iradenin ve siyasi iktidarın bu hissedişle birlikte bu sorunu çözmek için samimi bir şekilde masaya oturduğunda Kürt sorunu diye bir şey kalmayacak. Bir adım daha ileriye gidiyorum ben. Böylesi bir coğrafyada, böylesi bir tarihsel birikim olan bir ülkede ve böylesi bir kadim toplumda bu ülkede Kürt sorunu başta olmak üzere bütün sorunların o kadar kolay çözülebileceğini inanın hissediyorum ki. Peki Genel Başkan'ın bu konuda sunduğu reçeteye ne diyorsunuz? Yani meclis içerisinde çözülecek bir yandan da hem işte örgütle mücadele sürecek, yeraltı örgütleriyle de mücadele sürecek dedi. Çünkü onların mecliste bir takım bağlantıları artık var dedi resmen bu konuşmasında yansıdı. Ama meclis içerisinde şimdi iktidara dostlarla yürünecekse acaba bu meclisin devrede olduğu bir Kürt sorunu çözümü projesi o dostlarla götürülebilir mi? Bu mecliste götürülebilir mi? Bence götürülemez. Gerçekçi olmak lazım. Tabii tabii. Bir yani kere, bu muhtemelen yeni meclis anlamında kuşkusuz söyleniyor. Yeniden geçmişin aksaklıklarının ya da eksikliklerinin giderildiği, yeniden inşa edilecek bir demokratik parlamenter sistemdi. Biraz önce söylediğim bir anlayışı. Biz devleti güçlü devlet ama güçlü birey, güçlü halk, güçlü devlet. Halkı güçlü olmayanın devleti ne yazık ki güçlü olamıyor. Böyle bir gerçeklik var. Her ne kadar bunu kabul et. Bunu sağladığımızda, hukukun üstünlüğünü hakikaten de tesis ettiğimizde Kürt sorunun çözülmemesi mümkün değil. Biraz önce şey dediniz, bir takım bağlantılar vesaire. Bakın, bu ülkede Kürt sorunu da diğer bugüne kadar yaşadığımız, umarım bundan sonra yaşayamayacağımız birçok sorun da ne yazık ki toplumun kendi içinde çözümsüzlüğü ve bu çözümsüzlüğün yarattığı ayrışma, travmalar ve toplumun ne yazık ki ya da kimi kişilerin, kimi yapıların terörize olmaya hani zorlanması neredeyse. O yüzden bu sorunlar uzun uzun konuşulmak ama konuşulmanın yanında siyasi iradenin inanarak gereğini yapmasıyla çözülecek evet konulardır. Bakalım olası iktidar yürüyüşünde dostların bu meseleye bakışı nasıl olacak? Yani artık bu projeyi hayata geçinde neler çıkacak karşımıza göreceğiz. Sayın seyirciler, birazdan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı konuklarımıza ben veda edeceğim. Oğuz Kağan Salıcı'yı alacağım. Oğuz Kağan Salıcı'nın önemi ne? Oğuz Kağan Salıcı bu kurultaya giden sürecin hazırlayıcısı anlamında, planlayıcısı anlamında yani en üst düzeyde yönetimi anlamında iki isimden biriydi. Oğuz Kağan Salıcı'ya tam da kendisi şeyi bekliyordu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelip oy kullanmasını bekliyordu. O da geldi, oy kullandı. Sağ salim onu da uğurladı. Birazdan gelecek. Konuklarıma veda edeceğim ama Canan Kaftancıoğlu'na böyle her baktığımda da ceketinize gözümü alıyor. Vallahi ne güzel renk kattınız yayına. Sağ olun. O size güzel. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'na şu soruyla veda edelim. Canan Hanım, İstanbul'a döneceksiniz. Döneceğim. Tamam. Birazcık uyuduktan sonra. Tamam, muhakkak. Ama şunun gereği olarak omzunuzda hangi yükle döneceksiniz İstanbul'a? Şunun çok gereği olarak. Bunun aslında bu kurultayımız bize var olan sorumluluklarımızı omuzlarımızda kat be kat sorumluluğu arttırmanın ötesinde aslında hatırlattı. Hakikaten bizler bu sorumlulukla birlikte ben İstanbul'a şu anda Ankara'da bulunan Türkiye'nin her yerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer, kurultay delegeleri ve bütün arkadaşlarımız illerine, ilçelerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize yani topluma vaat ettiklerinin bir an önce hayata geçirilmesi için sadece ve sadece çalışmak, çalışmak, çalışmak duygusuyla döneceğim. Konuşmak değil, mış gibi iş yapmak değil, sadece inandığımız değerleri hayata geçirmek için çalışma duygusuyla döneceğim diyebilirim. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var o zaman arkadaşlar, peki şu an girebiliyor muyuz yasal sınırlar dahilinde, yani RTÜK sınırları dahilinde? 5 dakika sonra mı girelim reklama?
Şu an giremiyoruz değil mi? Ya zükküp tamam. Dediniz, korktum. Şimdi ceketim renginden dolayı Halk TV'ye bir kapatma gelirse. Bu arada İsmet abi, yöneltmek istediğiniz bir soru varsa Canan Kaptancıoğlu. Kusura bakmayın, sanki arkam dönükmüş. Aday ya, yüz vermeyin. Çok da... Siz de gazeteci olarak sorulması gereken soruları soruyorsunuz. Yani sonuçta kilit soru şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının bu bildirgeyi, beyannameyi ne kadar içselleştireceği ve dostlarına hangi paragraflarını, hangi başlıklarını öncelikle kabul ettirip hayata geçirilmesi konusunda bir ortak iradeyi nasıl ortaya çıkaracağı. Bunun için de galiba örgütlerin çalışmasına bağlı. Yani öncelik anayasada, dün ben buradaki programımızda anayasayı bir yıl içerisinde anayasayı değiştirir, bir yıl içerisinde seçime gidersiniz diye bir ifade kullanmıştım. Kimi izleyicilerimiz önünü ve arkasını değerlendirmeden ya da dinlemeden söylemişler. Bu hayata geçirilebilir mi bu beyanname diye bir soru gelmişti. Ben de çok kolay olduğunu ve hele hele birinci maddesini hayata geçirirseniz geri kalan bir o Orta Doğu İşbirliği ve Barış Projesi dışındaki 12 maddenin çok kolaylıkla hayata geçirilebilecek durumda olduğunu söylemiştim. Çünkü eğer önümüzde bir seçim var, o seçime ortaklaşarak girilirse, dostlarla birlikte girilirse, parlamentodaki çoğunluk elde edilirse ve tek adam rejimi geriletilirse, yıkılırsa daha doğrusu, parlamentoda oluşacak çoğunluk anayasayı değiştirip parlamenter demokratik sistemin yolunu açar. Ya bir yıl içerisinde ya da iki yıl içerisinde o parlamenter demokratik sistemin gereklerini oluşturacak bir seçime gidilebilir. Bu iki yıl önce de bu irade ortaya çıkmıştı. Buradan yaklaşmak gerekiyor. Necdet Bey, ne diyorsunuz o konuda? Bir cümle ekleyebilir miyim? Tabii. Necdet Bey, aday hiç söz vermeyeyim. Oylama bitti nasıl olsa. Oylama bitiyor yani. Şöyle çok hakikaten doğru noktalara temas ettiniz. İsmet Bey, şöyle bunu okuyup da bu hayata geçirilebilir mi diye düşünürken şimdi bir örnek aklıma geldi. Biz 31 Mart seçimlerine giderken ilgisiz ama sonuç itibariyle benzer bir örnek olacak. Ya biz kazanılmaz, kazanamayız deniliyordu. Ve biz İstanbul seçimlerini kazandıktan sonra bende şöyle bir duygu oldu. Ya biz İstanbul'u yeniden halka vermek için nasıl 25 yıl beklemişiz? Hakikaten o süreçleri olması gerektiği gibi yürütüp hakikaten çalışsa ve içselleştirip inansa imişiz o süreçlere 25 yıl hiç beklememize gerek yokmuş. Bunun o kadar kolay olabileceğini yapınca hissediyorsunuz. Şimdi bunu neden bu örneği verdim? Şimdi hayata geçebilir mi değil. Aslında şu ana kadar rahatlıkla hayata geçebilir bir beyannameymiş. Ne acı ve ne yazık ki özellikle son 10 yıl ve AKP iktidarı döneminde üst üste elimizden alınan özgürlükler ve birçok unsurlar nedeniyle 2. yüzyıla çağrı beyannamesi keşke o 13 maddesinin birçoğunu hayata geçirebilmiş olabilirdik. Ama olsun, en azından biz bunu başarabileceğimizi biliyoruz hep birlikte. Buyurun. Evet, yani burada yani söylenenlere ek olarak belki şunu söylemek gerekiyor. Ya Türkiye çok ciddi bir düşünsel olarak tembelleşti. Düşünsel yaratıcılık ortadan kalktı. Mesela burada bir boyutuyla pratikte inanmama sorunu vardı. İnanmama sorunu 31 Mart ve 23 Haziran'da fiil olarak ortadan kalktı. Yani siz sonuçlara baktığınızda diyorsunuz ki evet kardeşim olabilirmiş. Olabilirliği gördük. Şimdi bu olabilirliğin ikinci adımı şu. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede değişimi sağlayabilecek güç. Mevcut iktidarın değişim yapabilecek ve yeni şeyler söyleyebilecek hali kalmamış durumda. Değişimin dinamizmi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi şu açılımı bütün kadrolarıyla, bütün üyeleriyle ve 83 milyonu hedefleyerek bir düşünsel açılımı geliştirmeli. Yani insanlar inanmadığı şeyi savunamazlar. Bilmediği şeyi savunamazlar. Bizim en önemli özelliğimiz ki... Bu arada oylama sona erdi. Öyle mi? Evet, oylama sona erdi. Eyvah eyvah, Necdet Bey'i bir heyecan bastı şimdi. Daha da bir heyecan bastı. Vallahi, sonuç... Koca İstanbul İl Başkanı yanımda yani. Yani çok heyecanlanmaya... Önemli bir desteği almış. Yani şey mi? Necdet Bey. Ama keşke sabah mı bu program yapsaydık ama... Necdet Bey, dostlarla iktidara mı gidiyorsunuz? Yani parti meclisine mi gidiyorsunuz?
Ya dostlarla iktidara gitmek lazım. Dostluk da aslında buradan çıkıyor. Kesinlikle. Yani ya hukuk devletini istemek dostluktur. Demokrasi istemek dostluktur. Siyasi eğilimi ve tercihi ne olursa olsun adaleti istemek dostluktur. Yani dostluk temelinde oralarda oluşuyor. Oylama sona erdi. Kabinde olanlar var. Onların çıkması bekleniyor. Artık kabine yeni giriş olmayacak. Yeni oy kullanılmayacak. Herhalde biz az önce Şerdil Dara Odabaşı'yı uğurladık. O da oy kullanınca bitti herhalde oylama. Onu geciktirmişti. Evet, biraz tereddüteceğim ama demişti. Ama az önce gördüm oyunu kullanıp geldi. Ama Kemal Bey çok kısa sürdü. Ne kadar sürdü? 7 dakika. 7 dakika. Kemal Bey listeyi yaparken herhalde ezberlemiş. ama şöyle bir esprimiz de vardı. Şimdi burada 80 isim var. Kemal Bey de 52 isim işaretlemek zorunda. Kendi listesinden oy vermeyeceği 28 isim var. Peki. Şöyle orada eminim Kemal Bey gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapmış. Bütün bu sonuçlar sayın seyirciler yayınımız sürecek, yayınımızda olacak. Bakın oylama sona erdi. Kabinde olanlar var. Onların sadece çıkması bekleniyor. Yeni oy girişi olmayacak. Dolayısıyla önümüzdeki saatler içerisinde biz size bu konuda yeni bilgiler verebileceğiz. Bu listelerle ilgili inanın daha değerlendirilecek çok malzeme çıkacak, çok materyal çıkacak ve biz bunları yayınımızda, canlı yayınımızda değerlendireceğiz. Unutmayın, kurultay nerede izlenir? CHP kurultayı Halk TV'de izlenir. Dünkü reyting sonuçları bunu bariz bir şekilde gösterdi. Lütfen bizden ayrılmayın. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Canan Kaftancıoğlu'na, Necdet Saraç'a ve İsmet Demirdöğen'e. Reklamların hemen ardından çok kısa bir ara CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı burada olacak, sorularımızı yönelteceğiz.